Evet, şimdi arkadaşlar benzerlik sabiti ya da diğer adıyla buna benzerlik oranı da diyebilirsiniz. Her iki isim de kullanılabilir. ABC üçgeni ve DEF üçgeninin benzerliğini doğru kurduktan sonra bulduğum sabite biz benzerlik sabiti ya da benzerlik oranı diyoruz. Direkt silmeden konuşalım. Şu anda ABC üçgeni ile DEF üçgeninin birbirine benzer olduğunu anladık. Şöyle söylüyoruz arkadaşlar, burada bazı dikkat edeceğimiz detaylar var. Benzer üçgenlerin ya da benzer çokgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Yani ben burada ABC üçgeninin çevresini DEF üçgeninin çevresine oranladığımda bu oran K'ya eşittir. Yani şurada kenarları birbirine oranlayarak bulduğum sabite eşittir diyor. Yine alanları oranı ise arkadaşlar, yani ABC üçgeni ile DEF üçgeninin alanları da söz konusu olabilir. Burada ABC üçgeninin alanının DEF üçgeninin alanına oranı ise benzerlik oranının karesidir. Bakın tekrar edelim isterseniz. Benzer çokgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına, alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir diyoruz. Bu sorularda çok sık karşımıza çıkan bir detay. Yine söylememiz gereken durumlardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Eş çokgenlerin benzerlik oranı birdir diyoruz. Yani burada eş çokgenlerde hatırlarsanız zaten kenar uzunlukları birbirine ne? Eşit. Siz AB uzunluğu ve DE uzunluğunun eşit olduğunu biliyorsunuz. Bunları birbirine bölerseniz eşit, aynı iki durumu birbirine böldüğünüzde çıkacak sonuç ne olacaktır? 1. Zaten eş çokgenlerde şunu söyledik arkadaşlar. Şekiller birbirinin neyidir? Kopyasıdır. O yüzden burada benzerlik oranı eş çokgenlerde 1'dir ama benzer çokgenlerde bu değişkenlik gösterebilir. Mesela mantıken konuşacak olursak sizinle şu ya tahtaya konuyu anlatırken yazdığım iki benzer çokgende benzerlik oranı dikkat ederseniz nedir? 2'dir. 2x'in x oranı, 2y'nin y'ye oranı ve arkadaşlar 2z'nin neye oranı? Z'ye oranı. Şimdi konudaki bilgilerimiz daha tazeyken isterseniz birkaç tane bununla ilgili örnek yapalım. Tabi uzunluk örneği değil de uzunluk örnekleri, yani ölçü bulma, uzunluk bulma örnekleri gelecek. Özellikle akıllı kitabımızda kullanacağız onları. Ama şimdi burada dilerseniz benzerlik kurma olayının nasıl olduğuna bir bakalım. Tabi ilk etapta konuda basit detaylar var ama soruların içerisinde her şey karmaşıklaşabiliyor. Şimdi KLM üçgenimiz olsun. Bir de arkadaşlar burada PRS üçgenimiz olsun. Şimdi KLM üçgeninde şöyle bir şeyden söz edelim. K açısıyla R açısı, M açısıyla arkadaşlar P açısı eşit olsun. Şimdi konunun başında bir şeyden bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Siz şu anda L açısı ve S açısı eşittir diyemezsiniz. Ama kuralı biliyorsanız iki açısı eşit olan üçgenlerin üçüncü açıları da nedir zaten? Eşittir deyip şunu yapabilirsiniz. L açısı da arkadaşlar ne olacak? S açısına eşit olacak diyebilirsiniz. Şimdi burada diyelim ki ben KLM üçgeniyle başlamak istiyorum. Kenar uzunluğu vermeyeceğim. Çünkü kenar uzunluğuna şu anda ihtiyacımız yok. Önemli olan burada arkadaşlar düzgün bir şekilde benzerliği kurabilmek. Burada şöyle yapalım. İlk olarak KLM üçgenini alalım. KLM üçgenini aldığınızda kafanıza göre yazın. İsterseniz LMK yazın. İsterseniz MLK yazın. İsterseniz MKL yazın. Bu size kalmış. Burada hemen alıyoruz. Benzerdir diyoruz. Bakın benzerlik sembolü bu. Buna dikkat etmemiz lazım. Eşitlik sembolüyle karışmasın. Eşitlik sembolünde şu olayınız var. Eşittir işareti de var. Ancak burada benzerlikte sadece bu şekilde bir sembol kullanılıyor. Şimdi ben birinci üçgeni kafama göre yazdım ama ikinci üçgeni yazarken kafama göre hareket etme şansına sahip değilim. İlk üçgende yazdığım bazı sıralamayı korumak zorundayım. Şimdi ilk üçgende K harfi ile başladık. Hemen döndüm, ikinci üçgende K ile eş olan kim var ona bakıyorum.
K ile eş olan kim var arkadaşlar dikkat ederseniz? R. O zaman ikinci üçgenin kesinlikle R ile başlayacak. Mesela siz ikinci üçgeninizi de kafanıza göre PRS diye alamazsınız. Birinci üçgende dilediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz ama ikinci üçgeni yazarken eşit olan uzunlukların bir arada olmasına, daha doğrusu eşit olan açıların bir arada olmasına dikkat ediyorsunuz. L açısıyla eş olan kim var arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz S. O zaman bunu da S olarak aldınız. M açısıyla eş olan da kim var? P. Zaten işi doğru yaptıysanız sona kalanların eşit olduğunu görürsünüz. Yani bunu belirlemek için bir çaba sarf etmenize gerek kalmaz. Yani ikinci üçgeninizde R, S, P üçgeni oldu. Burada kenarlar arasında bir oranlama yapacağız şimdi. Buna göre de K'ya ulaşacağız. Bu oranlamayı bir önceki derste tekrar etmiştik ama burada da arkadaşlar baştan almakta bir yarar olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız şunu söylemiştik. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3 şeklinde bir kodlama yapmıştık arkadaşlar. Burada da o şekilde gidebiliriz. Mesela KL uzunluğunu aldınız. KL uzunluğunun kime oranı diyeceksiniz? R, S uzunluğuna oranı. Daha sonra LM uzunluğunun SP uzunluğuna oranı. Bir atladınız şimdi KM uzunluğunun RP uzunluğuna oranı şeklinde yazdınız. Bu yine kenarlar arasında belirlediğiniz oran ve kurduğunuz orantı bizim K dediğimiz benzerlik oranı ya da diğer adıyla benzerlik sabitine ne olmuş olacak arkadaşlar? Eşit olmuş olacak diyoruz. Burada da önemli bir detay var. Buna da dikkat etmek lazım. Yine bir örneklendirme yapalım. Tabii bize şimdi soruları sorarken böyle tek bir yani iki tane üçgen üzerinde gitmeyecekler. Ayrı ayrı şekiller içerisinde değil tabii ki. Ne yapacaklar arkadaşlar? Tek bir şekil üzerinde iki tane üçgen verip bu yönde hareket etmemizi isteyecekler. Ki birazdan bunu bir kural haline de getireceğiz. Şimdi yapacağım örneği. Aldınız A, B, C üçgeni dediniz. D, E üçgeni dediniz. Şimdi geçen sene ne hatırlarsınız? Açılar vardı. Paralellik söz konusuydu. Paralellikte yöndeş açılardan söz ettiler size. İç ters açılardan, dış ters açılardan birçok şeyden konu açtılar. Burada şunu söylüyoruz biz. Tabii bu olmak zorunda yoksa şansım yok. DE doğru parçasıyla arkadaşlar BC doğru parçası birbirine paralel olsun diyor. Yani şu ikisi birbirine paralel. Burada iki tane üçgen var şu anda elinizde. Bir tanesi A, B, C üçgeni. Bir tanesi de A, D, E üçgeni. Şimdi paralellikten kaynaklı şöyle bir şansınız var. Burada bakın dikkat ederseniz şu iki köşe açıya. Bu açılar birbirine eşittir. Neden? Çünkü bu açılar birbiriyle yöndeştir. Şöyle aldığımızı düşünelim. Bakın hemen hatırlatma için yapıyorum bunu. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan söz edilmişti. Burada bakın dikkat ederseniz şu iki açıya ne diye isim verilmişti? Yöndeş açılar diye isim verilmişti. Şekle dikkat ederseniz bakın bunu geçen sene gördünüz. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Bakın şekle dikkat edin şimdi. Şuraları silebilirim. Bu noktada bir problem yok. Sildiniz. Bakın yukarıdaki ifade ortaya çıktı, gördünüz mü? Tabii size sorunun içerisinde bunu kabak gibi vermeyecek. İlla ki bir yere gizleyecek, senden görmeni isteyecek. Dönelim şimdi diğer kenara, yani AC kenarına. Burada da arkadaşlar yine dikkatimi çeken bir detay da E açısı ile C açısı da birbirine eşit. Aynı mantıkla yürürseniz yani BD ve DD ne düşündüyseniz CD ve E'de aynısını düşünebilirsiniz. Çünkü bu açılar arkadaşlar dikkat ederseniz yine nedir? Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda yöndeş açılara örnektir deme şansına sahibiz. Şimdi döndük. Hocam şimdi tamam hallettik ama şimdi ADE dediniz, ABC dediniz, A açısı ne olacak? Aslında A açısı arkadaşlar dikkat ederseniz iki üçgende de ortak açıdır. Ki sorularda çok fazla karşımıza çıkacak detaylardan bir tanesi bu. Bakın dikkat edin. Bu açı hem ADE üçgeninin hem de arkadaşlar BAC ya da ABC de diyebilirsiniz. ABC üçgeninin ortak açısıdır.
O yüzden bu açı iki üçgende de eşit olarak alınır. Çünkü ortak hepsinde var. Yani ADE'de de mevcut, ABC'de de mevcut. Şimdi bundan sonra yine benzerlik kuracağım. Asıl mevzu burada dönüyor arkadaşlar. Yani bu açıları belirleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Karşınıza soru geldiği zaman. Ama bundan sonrası buraya kadar yaptınız ama bundan sonrasında doğru işleri yapamazsanız maalesef şu yapılanın da hiçbir anlamı kalmıyor. Alıyorum ABC üçgenimi. Büyük üçgenden başlıyorum. Yani şu en dıştaki üçgeni kafama göre yazıyorum arkadaşlar. ABC üçgeni benzerdir diyorum. Şimdi bundan sonra işte dikkatli olmam gereken zaman başlıyor. Neden? Çünkü ikinci üçgeni yazarken arkadaşlar mutlaka eşit açıları aynı sırada belirtmek zorundayım. Neden? Çünkü kenar oranlaması yaparken doğru işlemin çıkabilmesi için burada eşit olan açıların da doğru sırayla geçmesi gerekir. Biraz karışık bir cümle oldu farkındayım. Ama şimdi işleme döktüğümüz zaman daha net anlaşılır. İkinci üçgenim ADE. Tabii bunun şimdi sırasını yazacağım. A açısıyla başladım ABC'de. O zaten ortak açıydı. O zaman A açısını aynen yazdım. Bunun işim bitti. B açısıyla ortak olan kim vardı arkadaşlar? D bakın. Çünkü onlar eşti. Burada ikinci sırada B'yi getirdiysem burada da ikinci sırada kimi getiriyorum? D'yi. Yine ABC üçgenine baktınız. Birinci üçgende yani ilk kafama göre yazdığımda C açısını belirttim. C açısıyla eş olan kim var? E. Bakın bir de dikkat edin. Doğru iş yaptıysanız zaten sona kalanlar eşit olur. Yani dikkat edin burada sona kaldı C. Bende sona kim kaldı AD'den sonra? E geldi. Bunlar bakın birbirine ne? Eşit. Doğru işlem yaptığınızı bu şekilde de anlayabilirsiniz. Şu anda ABC üçgeni ile ADE üçgeni birbirine nedir diyebilirsiniz? Benzerdir diyebilirsiniz. Burada yine ikiller halinde oranlama yaparsam arkadaşlar AB uzunluğunun AD uzunluğunun oranı bir atladım. BC uzunluğunun DE uzunluğunun oranı yine birer atlayarak yazdım. AC uzunluğunun yani 1,3. Dersin başında böyle bir kodlama yapmıştık. Bunu kullanabilirsiniz. Burada da 1,3'e gidiyorum. AC uzunluğunun AE uzunluğunu oranı diyebilirim. Yine burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bu yaptığım oranların her biri birbirine eşitlendiğinde orantı belirtecek. Neye eşit? Benzerlik oranı dediğimiz K sabitine eşit diyoruz. Şimdi buradan sonra bazı sorularda çok kullanacağım önemli kurallar başlıyor. O kurallarla ilgili arkadaşlar birkaç tanesini geçelim. Ki ilkini aslında şu an çaktırmadan yaptık tahtada. Ama yine de bir göstermemizde fayda var. Bakalım beraber. Şimdi burada ilk olarak arkadaşlar temel orantı teoremi diyelim. Şimdi bunu değişik isimlerle de verebilirler. Temel oranlama diyorlar. Temel orantı teoremi diyorlar. Biz bu şekilde temel orantı teoremiyle isimlendirmiş olalım. Şimdi bu önemli sorularda en sık karşıma çıkacak detaylardan bir tanesi bu. Çok sevilen popüler bir kural arkadaşlar. Az önce yaptığım şey bakın dikkat ederseniz aslında. Ama tabii şimdi bunu şekle dökerek ve az önce yazdığım gibi benzerlik kurmadan kullanacağız. Şimdi bu kuralı kullanabilmeniz için önemli olan detay şu. DE ile arkadaşlar BC mutlaka birbirine paralel olacak. Yani şu ikilinin birbirine paralel olması gerekiyor. Kuralın iki aşaması var. İki türlü kullanabiliyorum. İlk kullandığım durumda şöyle bir olay var arkadaşlar. Bakın paralelliği belirttik. Bu olmadan kullanamazsınız. Bir de şunu unutmayın. Derste de bunu sürekli size söylüyorum. Şimdi bakıyorsunuz soruya. Size bu açıklama verilmemiş. Öğrenci bakıyor, diyor ki işte DE, BC. Tamam, bunlar birbirine paralel. Yani hani bunu size soru belirtmedikçe paralellik, diklik, eşitlik bunları siz kafanıza göre maalesef geometride ifade edemezsiniz. Ayrıca çok sık kullandığımız bir detay vardı hatırlarsanız. Şekle bakarak geometride yorum yapılamaz. Yani ben burada baktım. Ha tamam DE kesin BC'ye paralelmiş. Bu açıklama yok. Bunu söyleme şansına sahip değilsiniz. Temel orantı teoreminin ilk kural olarak şunu söylüyoruz. Ki sorularda en çok bizi arkadaşlar çözüme ulaştıracak ki soru tipi en çok gelen teoremlerden bir tanesi bu. AD'nin AB'ye oranı. Tamam.
Bakın hemen alalım. AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranı eşittir diyoruz arkadaşlar. AE uzunluğunun AC uzunluğuna oranı AE uzunluğunun AC uzunluğuna oranı yine eşittir diyoruz. Burası da önemli. DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranıdır. Başta baktığınızda çok karışık gelir. Ama aslında çok basittir. Bakın burada parçanın bütünü oranı diye de isimlendirebilirsiniz. Parçanın bütünü oranı, parçanın bütünü oranı, parçanın yine neye oranı? Bütünü oranı şeklinde ifade edilebilir. Sorularda benzerlik kurmak yerine, normalde burada benzerlik de kurabilirdik ki bir önceki örnekte yaptım bakın. Yöndeş açılar, ortak açı, işte ABC üçgeni benzerdir ADE üçgeni dedim. Bunu uzun uzun yapmak yerine eğer tabii DE ve BC birbirine paralelse temel orantı teoreminde gençler böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Tabii bunu mutlaka çizerek şu an önünüzde eminim defter kalem vardır elinizde. Çizerek çalışmanızda mutlaka fayda var. Devam edelim. Şimdi dedik ya iki aşamalı bir kural ya da teorem. Şimdi ilk aşaması bu. Buna dikkat edin bakın. Parçanın bütünü oranı. Tamam. Ama burada bir de şöyle bir uygulama yapabiliyorsunuz. Yine tabii DE BC'ye paralel olacak diyoruz. Bakın burada tekrar çizdiniz. A B, C diyelim. Buraya da D ve E diyelim. Yine DE kime paralel arkadaşlar? BC'ye paralel. Bakın. Şimdi yazacağım kural çok farklı. Aslında çok farklı değil de daha dikkat isteyen bir şey. Şimdi biz ne dedik demin? Bazı şeyleri kodlayarak anlatıyoruz aslında. Parçanın bütünü oranı. Bir de şunu yapabilirsiniz burada. Parçanın parçaya oranı diyebilirsiniz. Yani AD'nin kime oranı? DB'ye oranı diyebilirsiniz. AD'nin DB'ye oranı eşittir. Arkadaşlar AE'nin EC'ye oranı. Yeri geldiğinde de bu kuralı kullanacağız. AE'nin EC'ye oranı şeklinde yazdınız. Şimdi diğeriyle şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bir şeyi yapmadım farkındaysanız. Diğerinde parçanın bütünü oranı diye giderken DE'nin kime oranı da diyebildik. BC'ye oranı da diyebildik. Ama burada parçanın parçaya oranı dediğinizde arkadaşlar şu paralel olan kenarları yani DE'yi ve BC'yi birbirine oranlayamazsınız. Burada orantınız burada kalır. Yani devamını getiremezsiniz bunun. Ki parçanın bütünü oranında bakın az önce bir tık ötesi var. DE'nin BC'ye oranında diyebildiniz. Ama burada maalesef parçanın parçaya oranında şu taban kenar diyelim biz bunlara. Üçgenlerin taban kenarlarını birbirine ne yapamıyorsunuz? Oranlayamıyorsunuz diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna da dikkat. Şimdi temel orantı teoremi de bu şekilde. Parçanın bütüne ya da parçanın parçaya oranını alırken böyle işlemler yapıyoruz. Tabi soruların, LGS sorularının içerisinde arkadaşlar böyle bir boyutta gelmiyor. İşte size bir şehrin krokisini çizebilir. Farklı bir mesela oyun parkı çizebilir. Siz onun içerisinden orada bir benzerlik olduğunu, temel orantı teoremi ya da farklı bir teorem de olabilir arkadaşlar. Neyse. O neyse onu belirlemenizde fayda var diyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bir de burada kısaca anlatacağımız bir diğer teorem. Bu çok sık gelmiyor arkadaşlar ama biz ne olur ne olmaz diye anlatalım kısaca. Diğeri de Tales teoremi. Pisagor'un amcası. Tales. Şaka. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki de akrabalardır ama ben bilmiyorum. Şimdi 3 tane paralel doğru alıyorsunuz Tales teoreminde. Bakın şöyle aldınız. Tabii yine bakın benzerlikte en önemli detaylardan bir tanesi de bu. Mutlaka paralellik olacak. D1 paraleldir. D2 paraleldir. D3 dediniz. Bunları kesen şöyle 2 tane doğrunuz var. Bu şekilde. Şuraları bir alalım. A, B, C, D,
D, E, F değil. Aslında bakın bu şimdi temel orantının o ikinci basamağıyla biraz benzerlik gösterecek. Yani benzer gibi gelebilir size de bakalım. Belki de gelmeyebilir. Burada yalnız bir üçgen yok. Buna dikkat edin. Şurada bir üçgen yok bakın. Yani şurayı aldığınız zaman bunu bir yamuk olarak kabul edebilirsiniz. Burada da şunu söylemiş Thales amcam. AB'nin BC'ye oranı arkadaşlar hemen yazalım. AB uzunluğunun BC uzunluğunun oranı eşittir demiş. DE uzunluğunun EF uzunluğuna oranı. Yani burada da karşımıza çıkan durum DE bölü EF olarak gelmiş. Şimdi Thales teoremi çok sık gelen bir detay değil ama hani konuyu bütünlemek için benzerlikte ola ki bazı sorularda karşınıza çıkabilir diye anlattığımız bir kural. Tabii bunun yanında diğer kurallarımız da var. Birazdan onları da sizinle paylaşacağız. Ama dediğim gibi Thales teoreminde de diğerlerinde olduğu gibi mutlaka paralellik olmalı. Bunda da yine parçanın parçaya oranı şeklinde bir orantı kurulabilir diyoruz arkadaşlar.